Sevgili seyirciler, bugün Hazreti Ayşe annemizden bir dua öğreneceğiz. Hazreti Ayşe, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarından, müminlerin annesi Kur'an ifadesiyle, Hazreti Ebubekir Efendimiz'in kızı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da evinden Hakk'a yürüdüğü, ahirete irtihal etmiş olduğu Hazreti Ayşe annemiz. Ve işte o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rükû ve secdesinde, namazda çokça okumuş olduğu şu duayı bize naklediyor. Sübhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik Allahümme gfirli. Sübhaneke Allah'ım, sen ne kadar yücesin, yüceler yücesisin. Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin, bütün güzel sıfatlarla da muttasıfsın. Ey yüce Rabbimiz, bizi yaratan, donatan ve yaşatan Rabbimiz, yaşayacağımız her türlü ortamı bize hazırlayan Rabbimiz. Ve bihamdik, ya Rabbi, senin her türlü nimetlerine hamd ederiz. Allah'ım mağfirli, Allah'ım beni bağışla. Efendiler Efendisi namazda, rükuda ve secdede bu duayı çokça okuyordu. Ve tabii ki bize de okumayı tavsiye ediyordu. Ve elbette ki bizler farzlarımızın dışında sünnet olarak kıldığımız namazlarımızda, nafile namazlarımızda bu duaları okuyabiliriz. Tabii ki Sübhane Rabbiyel Azim rükuda, Sübhane Rabbiyel Ala secdede bunları okuduktan sonra bu duayı okuyabiliriz. Sübhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik Allahümme gfirli. Yine Hazreti Ayşe annemiz bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rükuda ve secdede okumuş olduğu bir başka duayı da şu şekilde naklediyor. Sübbuhun Kuddusun Rabbul Melaiketi ve Ruh. Sübbuhun Kuddusun Rabbul Melaiketi ve Ruh. Sübbuhun Kuddusun Rabbul Melaiketi ve Ruh. Sen yüceler yücesin ya Rab. Sen mukaddes zatsın. Sen ruhun ve meleklerin Rabbisin. Sen Cebrail'in Rabbisin. Bütün meleklerin Rabbisin diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazda, rükuda ve secdede bu duayı da okuyordu. Bu duanın meleklerin zikri olduğunu, meleklerin tesbihi olduğunu biliyoruz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a gelen melekler bu duayı okurlar. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam bu dua karşısında servetinin üçte birini, sonra yarısını, bir daha okuyun, bir daha okuyun deyip arkasından bütününü onlara verir. Aslında Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı bir yönüyle, o servetinin çokluğu yönüyle imtihan etmek üzere gelmiş olan melekler, bu duayı okuduklarında Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın meleklerin bu tesbihine olan ilgi ve alakasına hayranlığını ifade etmiş olur ve bütün servetini onlara bağışlar. İşte meleklerin bu tesbihi bizim namazımızda, bizde melekleşme anını yaşadığımız, melekleşmeye doğru koştuğumuz namazımızda, ibadet taatımızda bu duaları okumaya çalışalım. Tekrar edecek olursak, Sübbuhun Kuddusun Rabbul Melaiketi ve Ruh. Sübbuhun Kuddusun Rabbul Melaiketi ve Ruh. Sübbuhun Kuddusun Rabbul Melaiketi ve Ruh. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik Allahümme gfirli. Sübhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik Allahümme gfirli. Sübhaneke Allahümme Rabbena ve bihamdik Allahümme gfirli. Ya Rabbi, dualarımızı kabul eyle. Namazlarımızı da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıldığı gibi bu güzel dualarla eda etmeye bizi muvaffak eyle.